Keyif varınız verin de böyle şey. Ben köpçülük normalden kır şey yapalım. Köpçülük normalden. Misafırlar normalden. Bardan bölün. Ne açıklara koyacağımız zaman okumdan sonra karanlıktan sonra kurum aslında devam ettirelim. Sarpa oraya okudum yatamamdan dolayı. Türkiye'ye klasa polis tamam koyacak. Kontrol kontrol için yakın olmasını soruyorum. Ama bu kurum aslında kimden okuyordu? Hayatta bunu kurduğum. Sarpa oraya okudum. Türkiye'ye çalışacak. İzlediğiniz için aynı sarpa oraya okudum. Yatamamdan dolayı topla kalmış dediğinden. Karakter'den Hacakat'a yakalık yerden. İkinci konu tarzında köyüklüğü var, Zilatı'da da köyüklü. Ameliyata da blogerler nerede olur? Tahmiyeli İbrat'ı var bu olsun. Boşuncayı bu asfaltta kameracılıklı masaması gelsin, sürmasıya takip edilirken tahmiyeli değil var. Gelin. Şahsına atlayınız, isim atlayınız. Kaçan bir yerde duracaksınız siz? Topa cımdırın siz. Matemat, isim familiyiz. Kaçan bir yerde duracaksınız? Mülletiz. Mahmutiz. Oyla bir akmalıyız. Yaşas manzilis? Terim Osmanlı Şart Mahallesi. İşlesin yok mu? Evet. Her zaman lavazım vazifede işlesiniz. Taraflar. Sud prosesinde yani sud prosesinin başında 2021 yıl 11 Mart günü sud hayatı öz orundacılık kurduyandı. Doğrudan doğru efirine takılaş boyunca. Şu taraflarla röya kılışınızda basmanız taraflarla. Şuna değil mi? Kurmatlı blogger, jurnalist, cemaatçilik vakilleri. Marhamat sizinle boğaz sıfatlı yani koşunca boğaz sıfatlı hemencilik basmanası gelsin soruyunuz. Şahsiye doğru sorular yok mu? Doğalık kursatmak için yok musunuz? Sizin hukukla mecburiyetleri yok. Elektrasal kodis 66. modası bilgilerini yaptık. Advokatın yürütük yordamına faydalanır. Kursatmaları giriş. Tırmın lazım derecede durmasıyız. Tartıman hukukatına faydalanır. Su çadır yanında hazır durmuş. Su tatilge oraya giriş. Hukukla mecburiyetleriz yok. Şunlar da mı? Hukukla mecburiyetleriz. Advokat yordamına ihtiyacınız yok mu? Sizni ogohlantiramiz. Jinoyat kodeksi 238, 240 moddalar tartibida guvohlik qasamyod qog'oziga qarshi imzo qo'ying. Sudga haqiqatni gapiraman degan ma'lumot beraman. Siz senior, marhamat qilib chiqib keting yoki o'tirib olib qarash qilasiz. O'tirib olsangiz orqada joy bor, agar xohlamasangiz chiqib ketishingiz mumkin. Marhamat, sudlanuvchini uchun taniysizmi, yo'qmi, ish holatlari bo'yicha nimalarni gapirib bera olasiz sudga? Siz mana rasman guvoh sifatida so'rashlik haqidagi guvohlik qasamyod to'xtatiga tanishtirib imzo qo'ydingiz. Marhamat, gapirib bering. İmkanı olsa baradron ovozda gapirsangiz. Sudlanuvchini qanday tanisiz, qachon tanishgansiz?
Yani yaptığım sorun sizi açıklayan bir yerin korsat ucunu soruyorum. Bu halatlar boyunca şu Respublika Onkoloji İlmi Merkezi Surxondaryo filialında bulunurken halatlar boyunca şu Ravşan ve sizde ne maksatta çarptırken kanaka efir boyunca, kanaka yan sözler boyunca marka mı yapın demeyin? Ravşan ve biz tanıştık işte bu ayınmazsa kadrımızı filialin halatlarına işler şu Ravshan vardı, yana bir de hemşirana başka vazifeye doyumu da ötkezdi. Şu vakte Ahmet ve Mansurlanan kızı 2016 yıl, hatta kızı 2016 yıl işe girdiğim bölgede 2017 yıl Oktyabr ayında disertasyonu verdi. Bu vakte işte bu vardı. Bir de Mumkin kızı doyumu da razı edilmişsiz. Koşumçalar izi yok mu? Halat boyunca. Koşumçalar boyunca. Hocam zarif geldi ama. Ravşanova sizde ne maksatla çakırdı? Ravşanova ne vazifede işleyen, hazır bir de işleyelim yok mu? Ravşanova sabah otobakın bitti. Banyizada işlerimizde, filialda işlerimiz. Bu kişi her şeyle böyle işlerimizde. Hazır kılda var mı? Yeni çakırdırma ya, hocam işlerimizde. Hazır kılda mı işleyelim? Sınav işleyelim, Ravşanova da işleyelim. Rekor sağlarız var mı? Koşun gibi olsun. Sağ olun, bu ne? Arka atalım kardeşim. İş yüzası da Ahmet ve Mastona attanıysa. Nasıl diyatlardı bu ortalar? Zikiyatımız olurken, ötlanmışlar. Fakat manası yok. Hemşireların işten haydar davamında kendi içerisinde vakti hocalar sohtalaştır boşta geldi. Yine hem yeni hoca iş anında bugün hocalardı. Atılıklar da İndira'nın iş başka vazifeye ötkezmiş vaxtıdı. Yine çıkındakta böyledi. Şimdi kasabı uyuşmaya, kasabı uyuşmakta yıkanızca kat dayadaydı. 2017 yıl 29. dekabrdan kat dayadaydı. Degin 2018 yıl yanlar oyunu dayadaydı kattı. Soktalaştıradı. Hemen soktalaştıradı. Kasaba uçma komitası gibi yazılgın tarih nomi. Kasaba uçması nomi tarih nomi yazışı mümkün değil mi? Filial tamamından verilgen de. Filial tamamından? Filial tamamından kim imzalaydı bunu? Tarih imzalaydı. Kim? Direktör imzalaydı. Direktör imzalaydı. Bu
siz aytgan ta'limnoma kim imzolagan deb so'rab qolasiz. Direktor imzolagan. Xo'p. Lekin Ahmet va Bajakov. U soxtalashtirishga kirmaydi. Soxtalashtirilganligi 2017 yil bilan registratsiya qilyapti. Men registratsiya qilishim kerak bo'lgan narsani u kishi qilib 2018 yil yanvar oyida bu xatni 2017 bilan registratsiya qilyapti. Siz aytasiz 18 yilda yozilgan taqdimnomani yanvar oyida. Ha, 2018 yil yanvar oyida yozilgan taqdimnomani 2017 yil dekabr 29 dekabr kuni bilan rasmiylashtirgan. O qaysi kitobga rasmiylashtirilgan? Chiqim xabar kitobi. U nima berdi ki o'sha ta'limnoma? Natijasi nima bo'ldi? U nima mazmunni ayting bizga? U kimnidir manfaatiga zid bo'ldimi o'sha? Manfaatiga zid bo'lganda. Abdulqayvar ishdan ketganmi shu uchun? Ishdan ketkazish bo'yicha vakant joy yo'q deb, yo'q, vakant joy emas. U dehqonchilik bo'yicha sarlar almashadi kimnidi boshiga. Shu vaqtda o'zi ishdan qisqarib ketgan deb ishonish. Abdulxayra Indirani Ahmed va Masona Ravshan va Sadoqatga aloqasi qanday? Qanchalik bu jinoyat ishi bo'yicha fikrlaringizchi? Chunki aloqasi bormi demoqchiman bu ishga. Aloqasi borligi sababi u kishining turmush o'rtoqlari shu vaqtga yuridik maslahat ko'rsatgandi. Xo'p, mana yuridik maslahat ko'rsatish mumkin. Shu vaqtda hamma narsa soxta bo'lib chiqadi. Hech qanaqa shtat qisqarmagan bo'lgan. Xo'p, mayli ishdan ketgan bo'lsa, Abdulxayr ishga tiklanadimi? Xo'p, hozir ishlayaptilarmi? Yo'q, o'z xohishi bilan ishlayapti. Ishdan keldi. Xo'p, bu holatga nima aloqasi bor bu ish? Siz aytayotgan narsa. Holatga yo'q. Bu o'rtog'i birgalashib to'g'ri ko'rsatmaganda direktorga maslahat berilmagan, to'g'ri yashirilgan hamma vaqt joylar. To'g'ri maslahat bermagan bo'lsa, direktor o'zi rahbar sifatida xodim olib kelayotgan qog'ozni ko'rib, o'zi fikrlar, noto'g'ri fikr berayotgan bo'lsa, noto'g'ri fikr qaytarishi mumkinmi? Endi o'zini yuridik tomondan tushunmaganligi sababli yuridik sifatda aniq qilingan nimadan maslahat olganman. Chunki men bular aldashgan ekanman. Endi qarang, prokuratura tekshirmadi arizani deb aytyapsiz. Prokuratura endi murojaatlar ko'p, endi qaysi holat tekshirmadi deb aytyapsiz? Chunki bu bo'yicha viloyat nazorat moliya boshqarmasi, bank boshqarmasi tekshirgandi. Nechinchi yil nima tekshirgan? 2018 yil. Murojaatda ko'rsatilgan qarzlarni tekshirganda, shu bo'yicha huquqiy maslahat berilish uchun prokuraturaga o'tkazildi deb bizga javob xatlari kelgan. Lekin prokuraturadan biz huquqiy ma'lumotni to'xtatib kelinganini to'xtatib chiqarmani olmadik. Javob xati olmaganmiz. Javob xati olmaganmiz deganingiz u sizni prokuratura tekshirmadi degan xulosaga kelishingizga sababchi bo'ldimi? Yo'q, chunki biz ya direktor tomonidan mana shu prokuraturadan yoki boshqa joylardan boshqa yuqori tashkilotga murojaat qilishdan xulosalar so'raganmiz deb berilmadi. Prokuratura tomonidan bir necha marta murojaatlar tekshirildi, ayrimlarga javob xatlari berildi, ayrimlarga hammasiga javob xatlari berildi. Ba'zi vazlar bo'yicha, ba'zi holatlar bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilish rad etilganidan xabar bor. Siz o'zingiz shaxsan shahar prokuraturasiga qachon borgansiz? Ma'lumot berishingizni so'rayman. 5-2021 mi? Yo'q. 19 yil aprel oyida desaklar, keyin nima deb javob olgansiz? Siz og'zaki murojaat qilgansizmi yoki nima? 2019 yil aprel oyida o'zingizning familiyangiz bilan yozma murojaat qilgansiz? Yo'q, filial direktori tomonidan murojaat qilgan. Hamma vajlar ko'rsatildi murojaat. Filial direktori sizni kim ko'rgan? Faqat. Jamoa qatnashdi. 2019 yil aprel oyida murojaat qilgansiz, o'sha javobga murojaatga javob olmagansiz. Balki jamoa qatnashib qolgandir. Agar o'zining nomidan bergan bo'lsa, siz bilmasiz balki. Chunki biz xatchilar edi, xulosa so'radik. Olmaganligi sababli
Cemal bu tam formu işte cevap da olmadım diye belki mi? Siz Ahmet ve Masum'a ne formu iş getirilen yerine soruyorsunuz? İşkentikler şartıda esir cereyanı da prokuror işke kaldırışını söyleyemem degen için tekşirmedim olsun. Şöyle çöyle. Yani prokuratura özünü anonsunu vermezdi. Hani şu tügen işleri boyunca. Kulasas, kulasasını. Aytmadı da hiç yazmadı. Sütte var mı etmem? Sütü yolu bile tıklan yani bu. Bu prokuratura ne var mı? İşkentikler için. Prokuratura'dan hiç kanatlar. Ama şu Ahmet ve anonsuma Otabek Sattori tomonidan karantin vaqtida o'sha onkologiya bolnitsasini haligi nima deydi? Saborni buzib kirib, intervyu olish holatlari bo'ldi. Saborni, saborni, temir panjaralar,
Temir Parca. Özür dilerim. Atabek Sattori buzuk kirişi mümkün mü yani? Cevap mı? Bak, bana sud pergülü davrida Akmedova Mastonaning ko'rgazmalariga qaraganda Otabek Sattori o'sha temir panjarani buzib kirib, karantinda karantin qoidalariga rioya qilinishi bo'yicha bitta intervyu bergan ekan, shuning natijasida ko'pchilik 2 million 3 millionlab jarima to'lagan ekan. Bu holatdan siz xabaringiz bormi? Bu holat bo'yicha prokurorimiz, bu holat bo'yicha tashkilotlardan amalga kelgan, qamoq xulosasi olingan, vibratsiyani ishtirok etgan. Otabek Sattori bu yerdan hech kimga tuhmat qilmaganmi? Real haqiqat yozib berganmi? Sizlarni holatda ham shu real haqiqat yozib berganmi? Hurmatli sud, mana aynan shu 200 bo'yicha mana qo'limizda shuncha hujjat bor. Hozir sizga hozir beraman, bo'lmasa kreditga beraman. Mana bular gapirib o'tgan holatda. Taraflarda savollar bor. Rahmat. Mutaganova. Ahmedova Mastona. Vaqtincha ishdan bo'shatilganda joyiga kim bo'lgan? Kim o'sha azim kadr lavozimida kim o'tirgan? Siz. To'g'rimi? Keyingi savol. Otabek Sattori. Siz o'tirib ruxsat bersangiz, shu joyda bir iltimos qilamiz bu arada. Yopindi bo'lmasin. Bularni harakat bo'yicha. Nima qatti harakat qilyapsiz? Hurmatli sud. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksi 66-1 moddada guvohi advokati degan tushunchamiz bor. Unga asosan 2-chi bandida yozib qo'yibdi. Manfaatdor taraflari haq huquqlarini himoya qilayotgan advokat guvohni himoya qilish huquqiga ega emas. Bu 66-1 moddada aniq tiniq yozib qo'yilgan. Endi mana hamkasbimiz tomonidan jinoyat ishi bo'yicha ham jabrlanuvchilar mana kechagida ko'rdik, jinoyat ishi bo'yicha guvoh ham himoya qilinyapti, bular istaganlaricha istagan pozitsiyada boryapti. Ya'ni jinoyat ishi bo'yicha to'lqin akamiz manfaatdor shaxs, jabrlanuvchi hokim bo'lsa, Termiz shahar hokimi bo'lsa, guvoh. O'shaning uchun bu yerda protsessual narushenilar bo'lmas, protsessual qonun buzilishlar bo'lmasligi uchun bu holatga aniqlik kiritib, o'sha hokim bo'lni yana qaytadan chaqirib so'roq qilish masalasi turadi. Chunki qonunga zid ravishda ko'rgazmalar berganlik holatlari, masalan, biz tomonimizdan, himoya tomonidan aniqlanib hisoblanmaydi. Shu sababli ular harakatiga nisbatan munosabat bildirishni so'rayman. Yaxshi, hozir. Yana qo'shimcha. Yaxshi, Mamatovlarga savol javobiga aloqasi qanchalik bor? Chunki hozir kunda kimni himoya qilish masalalarini hal qilmasdan turib, endi birdan protsessi tarafda, protsessual tarafdan ketadigan bo'lsak, bu protsessual qonunchiligi jiddiy buzilish bo'lib qolmasin degan niyatda aslida shu. Yaxshi, o'tgan sud protsesslarida jinoyat protsessual kodeksining 19-chi moddasi 2-chi qismi talablari bo'yicha rais o'quvchi yoki taraflarning iltimosiga asosan video konferensiya rejimida o'tkazilishi mumkin degan holatlar aytilgan. Jiddiy 19-chi moddada aniq batafsil ayrim yozilgan. Hozirgi holat bo'yicha Mamatqulovani savollari bo'yicha keladigan bo'lsak, u jabrlanuvchilik e'tirof etilgan Ahmedova Mastonani Mamatqulova himoya qilgan. Yo'q, bu holatga protsess ishtirokchisi sifatida taraflarda savol berish huquqlari bor. Yo'q, savol bersinlar, biz bu tarafiga nima qilayotgan joyimiz yo'q, faqat tanlasinlar, yo jabrlanuvchini himoya qilsinlar, yoki guvoh himoya qilsinlar. Siz kimsizki menga tanlashib o'qilaverasiz? Yaxshi, marhamat, o'tiring. Qo'shimchani aytaylar. Mana shu hozir meni sinda hamkasbim aytayotgan fikrlarga to'liq qo'shilgan holda, mana masalan, advokatlar to'g'risidagi qonunimiz bor, 7-chi moddasi bor, unda advokatlarni etikasi bor, advokatlik siri bor, advokatlik etikasi bor, advokatlik vazifalari, huquqlari, burchlari degan moddalar alohida qilib ko'rsatilgan. Demak, o'sha bir protsessdan bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan taraflarni bitta advokat himoya qila olmaydi degan. Vaholanki tergov jarayonida shahar hokimi Isroil Xudoyberdiyev bilan Shoto'rayev to'lqini o'rtasida butun qarama-qarshi ko'rgazmalar mavjud. Men hammasini o'qib chiqdim, hammasi bor. Lekin sudga kelib Shoto'rayev to'lqin o'zini ko'rgazmasini almashtiryaptida, boshqacha qilib o'zgartirish kirityapti. Shahar hokimi ham ko'rgazma berdi. Men unday deganim yo'q, shu Otabek Sattoriyga o'zi to'lashi kerak edi degan gapni aytyapti. Lekin tergov jarayonida shunday demagan.
Men o'zim to'lab beraman degan. Lekin o'sha yerda yana javob aytyapti to'xtin. Uni hokimni to'lab berishiga ko'zim yetmas edi. U yana meni bo'ynimga tushar edi. Lekin juda ko'p qarama-qarshiliklar bor. Shunday holatda bitta advokat himoya qilish mutlaqo mumkin emas. Raisiga ketuvchi to'g'ri kelmaydi. Bu advokatning etikasiga ham to'g'ri kelmaydi. Bu advokat hech mumkin emas bunday nimani olish. Qachonki qaramaqarshiliklar bo'lsa, sud tomonidan yoki o'zlar tomonidan siz shuni bartaraf qilyapsiz-da raisga ketuvchi. Siz bartaraf qilishingiz kerak raisga qilinglar. Hurmatli sud, bular meni uyimdan mahrum qilyapti. Mani vatan gado qilyapti bular. Mani kimdir qo'lni to'kilgan joyda uyimni buzib tashlab, uyimni 8 oydan keyin uyimni olib qo'yapti. Bilasizmi, 8 oydan keyin ustimdan yozyapti. Nima haqda o'rgan 8 oydan keyin uyimni yozishga? Marhamat, Qomatov. O'sha ertasi kuni yozsin edi, endi yozsin edi. 8 oydan keyin mana uyishtirilgan ishlar qilyapti. Hurmatli sudya. Hurmatli sudlanuvchi, har sud boshlanishida sud o'rtasida sizga huquq va majburiyatlar tushuntirish shart emas. Hurmatli sudya, men adolatni ko'rmayapman bu yerda. Adolat umuman bu yerda hukm surmayapti. Umuman adolat yo'q. Nima uchun bu yerga kelib, mana shu yerga kelib gapirmadi? Nima huquqingiz ta'minlangan? Marhamat, qomatli sudya. Men ham o'sha savol berishdan oldin hamkasb sudlarimning iltimosnomalariga radiya bermoqchiman. Advokatlik etikasiga men emas, o'zlari birinchidan o'sha etikaga qarasinlar, o'sha etikaga o'zlari rioya etsinlar birinchidan. Men shahar hokimiga advokat bo'lgan bo'lsam, jabrlanuvchi Shopulat bilan ikkalasini o'rtasida hech qanaqa qarama-qarshilik bo'lmagan. Mana Shopulat o'zi hozir ham shu yerda turibdi, o'sha vaqtda ham aytdilar. Aytib o'tdilar. Hozir bularda qilayotgan iltimosnomasiga men hayron bo'layapman, hurmatli sud. Biz savol berishni boshlaganimizda bular bizga qanaqadir ataka boshlaydi-da bizga. O'sha nimamizda gapimizda chaqirib chiqdilar. Agar sud zalida tartib bo'lmasa, hurmatli sud, biz chiqib ketaylik. Yana bir marta shuni aytaylik. Siz sudning raisiga yaxshi, Sattor Otabek. Bu masalani sud hayot hal qiladi. Marhamat, Hurmatulloh. Adolat advokatlar etkazga rioya qilingan, qilmagan holati bo'yicha sud yakuniga o'zining fikrlarini bildiradi. Advokat bo'lmasa, o'ziga to'ldi. Hurmatulloh, men familiyamni ismimga shuni vajohatdan gapiryaptilar. Mas'ul bo'yicha odam o'ldirganda gapiryapti. Mana hozir o'zining hamkasbim Qozog'iston aytayaptilarki, hech qanaqa ko'rgazmasi yo'q. Agar o'qish kerak bo'lsa, kelib o'qib beraylik bo'lmasa. Sotora ekan ko'rganmasini hokimga ko'rganman. Yaxshi, ular rozi emas bo'lsa, haqiqat bo'lmasa, yumush bir-biriga qaramay qarshi kelganiga nima qarshi? Bo'lmasa, yo'q deb o'tiribdi. Tajriba qilib. Hurmatli advokat. Siz menga qanaqa masalaga taqsimlaysizlar? Sud hayoti masalaga hal qiladigan masala. Ayb bor, ayb yo'q, qarama qarshiligi bor, yo'q. Jinkat taloblari bor. Hurmatli advokat. Sizga jinkat taloblarini yana bir bor tavsiya qilaman, yaxshilab o'rganish. Marhamat, to'g'ri. Biz yaxshi o'rganganmiz. Yana marhamat, ta'kidim bor, yana. Marhamat, raisni qo'lchi ruxsat qilib so'z sizga. Marhamat, Mamatqulov. O'taganim aytdikchi, hozir siz aytyapsizki, Ravshanova Otabek Sattoriyni blogerga chaqirib, ijtimoiy tarmoqlarga chiqarish uchun chaqirdi deyapsiz. O'sha Otabek Sattoriyni Ravshanova qanaqa qilib chaqirdi? O'sha xat evaziga chaqirdimi, qanday qilib chaqirdi? Bilasizmi, shu haqida ayting. Onu o'zidan so'raymi? Chunki bilmayman. Keyin siz aytyapsiz hozir, mana prokuraturadan deyapsiz, o'sha soxtalashtirilgan hujjatlar bo'yicha hech qanaqa hujjat olmadik deyapsiz. Sizlar keyin yana murojaat qildilaringizmi? Murojaat qilish uchun xulosalarni olish bo'yicha xat chiqarganmiz. Lekin xulosalarni olmaganmiz. Nimani soxtalashtirdi deyapsiz hozir? Imzolarni soxtalashtirilganligi to'g'risida aytyapman. Demak, o'sha imzolarni soxtalashtirish haqida sizlar prokuratura organlariga murojaat qilgansizlar. To'g'rimi? Xulosasini bilmaysizmi endi? Qanaqa xulosa bo'lganini? Boshqa savolmi? Taraflar savollar bor, rahmat. Mana shu Ravshanovani murojaatdagi asosiy vaqt nimaydi o'zi? Nimadan norozi bo'lib, Ravshanova blogerga chaqirdi?
Ravshan murojaatdagi vaji o'zi 2003 direktor almashgan vaqtida boshlanganda doimiy ishga roziligini olmasdan o'tkazganligi, keyin qizini ish bilan ta'minlab berishni so'ragan. Qizini ish bilan ta'minlab berishni so'rab, Ravshanni chaqiryapti. Boshqa bo'lsa, masalan, Manisa'da 250 kişi işlerdi. Şu 250 kişinin malumosu yemez. Fakat Ravşan Ağa'nın kızını işe tıklaş büyüyünce Sattori Otobik'e müracaat diken. Doğru mu? Şimdi Ravşan Ağa sabah attı kızı. Hayır da dokuydu yok işlerdi falan yedi. Doğru mu? Havaydı. Ne iş var? İşte indi kırgan indi bu şehirde. Bu şehirde demek yokuşka, kündüzgü bölümü yokuşka kırıp yana iş talep kılıyor. Ne de düşünsek doğru mu? Böyledi. Peki işler hukuku var onun. Ya mayne hukuku yok demiyorsun. Doğru olacak. Sakat'ta bana biz hazır tükkanımızdan tanıdım kılavuz. Ravşanova Sabah Altı kızı Toşkent Agrar Üniversitesi'nin kündüzgü bölümüne okuş getirip birinci kuske okup tükatkenden keyin şey yana iş plan tamamlaştırıyor bunu yatırıyordu. Lekin çünkü işler edildi. Agrar ha oldu. Okuşa göre gece işle geldi. Agrar Üniversitesi'nden verilen malumatlamaya göre bunu iş okuş vakti saat 8'den iç kabitten geldi saat 2 gece iken. Doğru mu? Şuna vaziyette, şuna da joyda işler buladı mı? İş plan tamamlaştı mı? Bu için direktörümüz cevabı vergeniydi. İş saatini özgertti. Yok. Kim yenisinden yapma? Bu olduğunu direktörümüz ait mi yapma? Olduğunu direktör değil de uzların amasını durmak bilirsinler mi? Yaşı, peki. İşi alıp kadar savun diyor yapma da. Aynen. Siz hemen o hamkasıp savunma cevap verdiniz. Öyle sattı oraya. Kança pul olacağını yok, ne var bilmeniz, havalimiz yok. Başkanımız bizi bile. Neden bu? Bu pul olacağını. Yok. Pul olacağını. Neden bu? Siz böyle bir kaçı pul olacağını izlenmek aitiyatsız mı? Avukatı giyinizdi. Aytan var. Ne var? Pul izin yapmışız mı? Bu proses bu, kendisi kabarttırmayın. Otanın sattı orayı. Bana şu işte o yolu tercih ediyorum. Hangi o geldi, ben hırda ne çıkıyor ya? Hiç o güzel yok, ama şu o geldi, bunu tutuyor. Şu yarayonda hiç kim gibi uçuraşmadın boşver. Rahmanlarınızda, rahmanlarınızda. Bu olma görmeyen yok, ben uçuraşmadım. Sen namaya gafırın. Sen namaya gafırın beni. Ben kısa oyun yok. Yaşı, sız. Bu ofke sağol benim var. O da ben sattı orayı. Uşa Ankamogen dispanserinin direktörü Kavrıca'ya kırıyan mı yok mu? Kırıyan, eken uşa kırıyan mı? Boşver kontrol. Şu Ravşanova'nın kızının işle zorlaştırış masalasını. Ravşanova'nı çakırtırsayız, kamasını ayıp edin. Yok, siz neydi bunlar talep kılıçtı da Ravşanova özü koşunu cevap veriyor. Siz rahat kılıyız. Ravşanova da bunu alıp matematik üçü değiştirin. Matematik üçü bu arası verildi. Ama savunma cevap verin. Ama savunma cevap verin. Kimiz bu? Yok, ben savunma. Anlatma gel, savunma cevap verin. Demek, boş direktörlerin buna Otobek Sattori Cumaşkan. Kulay mı? Cumaşkan. Yeni de bana şu direktörlerin diye avukatlarını götürgen Siyon karası. Otobek Sattori Cumaşı güvenliğin keyin çıkarıldı mı? Çünkü kılıp ötürgen, doktorlarını çünkü kılıp ötürgen, karantin paytıdaki. Şu Otobek Sattori kele, Ravşan Ağa'nın işine, kızını işe koyuştu, direktörlüğe kırıkıyor agenden keyin. Direktör boş bölün, yolda gün aitkenden keyin, böldü mü? Bu Ravşan Ağa'nın işte tarım okuda çıkardığı keyin çıkardı. Keyin çıktı. Öşe anladı, Ravşan Ağa'nın işte o tarım okuda çıkarmasından durup Sattori'ye uçuraştı mı direktörlüğe? Uçuraştı. Uçuraştı. Öyle başlıyor. Merhaba.